Merhabalar. Pinu, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmelerini sağlayan bir kontrol kartıdır. Bu videoda sizleri çizgi izleyen sensör ile tanıştıracağım. Çizgi izleyen sensörümüz Pinu kart üzerinde 9 veya 10 numaralı kapılardan herhangi birine takılabilir. Hemen bağlantı kablomu alıyorum ve 9 numaralı kapıya bağlantı yapıyorum. USB kablo yardımıyla Pinu kartımı bilgisayara bağlayacağım. USB kablomun bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu Pinu karta bağladım. Ve ardından Pinu kartı kodlayabilmek için bilgisayarımdan mBlock programını açıyorum. Pinu ile ilgili kodları görebilmem için Pinu'nun eklentisini indirmem gerekiyor. Bu nedenle uzantılar menüsünden uzantıları yönet diyorum. Ve karşıma çıkan pencerede arama bölümüne Pinu yazıyorum. Pinu eklentisini indirerek bu pencereyi kapatıyorum. Artık robotlar sekmesinde Pinu ile ilgili kodlarım mevcut. Farklı bir eklentiye ihtiyaç duymayacağım için uzantılar menüsünden diğer eklentileri kaldırıyorum. Kartlar menüsüne giderek Arduino Nano'nun seçili olup olmadığını kontrol ediyorum. Ve ardından bağlan menüsünden seri portunu bağlıyorum. Burada çıkan COM değeri size farklılık gösterebilir. COM 3, COM 5, COM 7 gibi değerler görebilirsiniz. Burada önemli olan bilgisayarınıza Pinu kartınızı hangi port üzerinden bağladığınızdır. Hemen portu seçiyorum. Ve son olarak bağlan menüsünden aygıt yazılımı güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi mBlock yazılımının kartımızla haberleşmesini sağlar. Ayrıca kart üzerinde herhangi bir kod kaldıysa bu kodları silerek kartımızı sıfırlar. Sizler de programı açtığınızda bir kere aygıt yazılımı güncellemesi yapabilirsiniz. Eğer kodlamasından ve bağlantısından eminseniz ama hala sorun yaşıyorsanız yine aygıt yazılımı güncellemesine başvurabilirsiniz. Yükleme işlemi bitti. Kapat diyerek buradan çıkıyorum. Robotlar sekmesinde çizgi izleyen sensörümün değer okuma kodunu bulmam lazım. Evet, burada hemen PinoBot çizgi izle değer oku kodunu aldım. Pinu kart üzerinde çizgi izleme sensörümü hangi kapıya bağladıysam kodlarken o kapıyı seçmem gerekiyor. Zaten 9 numaralı kapıya bağlamıştım. Çizgi izlemenin değer okumasını ben seri port üzerinden yapacağım. Bu nedenle yine robotlar sekmesindeyken seri porta merhaba yaz kod bloğunu alıyorum. Ve çizgi izleme sensörünü hemen içerisine yerleştiriyorum. Değer okumanın sürekli yapılmasını istediğim için kontrol sekmesine gelerek sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum. Seri porta değer yazmak istiyorsanız robotlar sekmesine gelerek Pinu program kodunu alıp üzerine sağ tıklayarak bu kodları Arduino'ya yükleme yapmanız lazım. Tekrar açılan pencerede Arduino'ya yükle butonuna tıklıyorum. Ve kodlarım Arduino'ya yükleniyor. Yükleme işlemim bitti. Kapat diyelim. Değerleri okunabilir hale getirmek için aşağıdan harf halini seçmem gerekiyor. Ve seri portumu tekrar bağlamam lazım. Şimdi siyah ve beyaz bir zemin alalım önümüze. Beyaz üzerine okuma yapmaya başladık. Sensörümüzün iki kısmı da beyaz üzerindeyse bize bir değerini veriyor. Eğer iki kısım da siyah üzerindeyse 4 değerini veriyor. Sol taraf beyaz, sağ taraf siyah üzerindeyse 3 değerini. Sağ taraf beyaz, sol taraf siyah üzerindeyse 2 değerini veriyor. İsterseniz yanınıza bir kalem kağıt alarak bu değerleri not alabilirsiniz. Sizler de çizgi izleyen sensör ile çizgi izleyen bir robot ya da ürünleri renklerine göre ayıran bir konveyör projesi geliştirebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.